Bugün tarihte bir ilk yaşanacak arkadaşlar. Bugün Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbolunun ilk derbisi yaşanacak. Kadına şiddete hayır denmek için düzenlenen bir dostluk maçı var. Nef Stadyumunda oynanıyor ve biz de gidip bu maçı izleyeceğiz ve sizlere de sunacağız bu görüntüleri. Videoya geçmeden önce sizden çok ufak bir ricam var. Özellikle bakıyorum analizlerden. Kanaldaki videolarımı izleyenlerin %99'u abone olmayan kullanıcılardan geliyor. Yani %1'lik bir kısım abonelerden geliyor. Lütfen kanalıma abone olup aşağıdan da videoya like atmayı unutmayın. Bu arada şunu da belirteyim. Abone olmak ve like atmanın herhangi bir ücreti yok. Ücretsizdir. Hadi şimdi yola çıkalım. Evet, şu anda Birgül Hanım'la buluştuk. Güzel bir karşılaşmada birlikteyiz aslında. Evet. Anlamlı bir dostluk maçı ve tarihinde ilk kadın Galatasaray-Fenerbahçe derbisine tanık olacağız burada. Siz de şu anda tanık oluyorsunuz zaten. Evet Birgül Hanım, siz bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadına şiddete son mottosuyla çıktığımız bir dostluk maçı bu. Düşüncelerimizi alalım. Böyle bir şeye öncü olduğu için Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de kadın cinayetlerin artık gerçekten son bulmasını istiyorum. Son bir isteğimiz var sizden. Videoya bir like ve abone ister misiniz? Evet, bu videoyu likeliyoruz ve mutlaka abone oluyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Evet, yanımızda da Yiğit kardeşimiz var. Bu arkadaşımızla da metroda karşılaştık. Sen ne düşünüyorsun kardeşim bu maç hakkında? Vallahi inşallah yeneriz. Bakalım, ilk defa kadın izleyeceğim. Ben de yani kadın futbolu hakkında herhangi bir yani futbolcunun ismini bile bilmem bizim takımdan, ama güzel bir maç olur inşallah. Güzel bir akşam olur. Şimdi geçiyoruz. Stadın içinde görüşürüz. Bizim vazgeçilmez yerimiz Kuzey Alt. Hemen gösteriyorum. Maalesef toplam 50 kişi anca var orada yani. Niye böyle oldu anlamadım. Dolar herhalde. Şöyle göstereyim size. Sağa böyle görünüyor. Bizimkiler şunlar galiba değil mi? Sağdakiler. Bizim takımın hangisi olduğunu bilmiyorum. Sağdaki mi soldaki mi? Çünkü ikisi de aynı. Beyaz giymiş. İnşallah bunlar da bizi doğramaz bugün. Hakemlerimiz de canımız ciğerimiz. Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin kadın futbol takımını hiç izlemediğim için bir şey söylemiyorum. Ama bence de çok gollü bir maç olacak. Çünkü kadın futbol maçları çok gollü oluyor. Yani bilmiyorum, Galatasaray yener. Ben 6-0 falan diyorum. Fenerbahçelilere ayrılan bir yer var. Ufak bir şey ama şu an bağırıyorlar. Keşke soy ismini bilsem ya. Dört sene üst üste şampiyon oldum. Avrupa'nın kralı oldum. Gerçekleri tarih yazar. Tarihi de Galatasaray. Vur, kır, parçala, bu maçı kazan. Civa babam, sen çok yaşa. Canı feda olsun sana. Hiçbir şey değişilmez. Seni sevdiğim bu dünyada. Haydi kızlar. Bir de yattığı köşeden yedi ya. Koş! Bas bas! Haydi! Bak yemin ediyorum derbideki golün aynısını yedik he. Sadece kaleci bu sefer çıkartabildi. Ama rakibin önüne attı. Takım çok dağıldı. Ah be!
döner mi? Vursalar gol lan. Çizgiden zar zor çıkarttık. Yapma be. Pires abi hadi. Abi ayakta duramıyorlar ya. Ya ha yavaş be. Gol. Olsun Elif olsun. Lan çık çık! Lan nereye atıyorsun ya? Vallahi güzel gol attı. Şeneriklik gol attı. Çok güzel gol attı. Bu kız çok iyi oynuyor. 27'ye bak. Çok güzel. Dur kardeşim geçme. Niye amolu? Kale çık kale. Bir saniye geçme. Hoca olsaydı hoca. 6 oldu 6. Hezimet. Gerçekten üzücü. Ama hakkını verelim. Fener iyi oynuyor. Yer hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle gösterelim. 6-0. Ya ne düşüneceğim? Bizimkiler çok kötü. Evet yeni kurulmuş bir takım. Yani 1-2 aylık falan bir takım. Fenerbahçe çok iyi. Kadınlarımızı çok tebrik ediyorum önce. Gerçekten. Fenerbahçe kadın futbol takımını. Ama evde böyle bir hezimete uğramak beni üzdü açıkçası. Ya önemli değil ya. Şu an burada olmamızın amacı kadınlara şiddete hayır. İkinci yarıda ne olur peki sence? Yer miyiz de? Daha yeriz. Yani gollü olur dedik de böyle bir gol beklemedik. Ben bunu kastetmedim arkadaşlar. Hani iki taraflı da çok gol atarız diye söylemiştim ama. Dördüncü gol arkadaşlar. Jeneriklikti. Efsane. Bakın efsane. Onu şu an ligde atabilecek hiç kimse yok yani. Hiç kimse yok. Bakalım ikinci yarı ne olacak? Zaten bizim atağımız yok yani. Görmüşsünüz. Atak çekemiyorum bile. Atak yok çünkü. Aynen. Bakalım ikinci yarıda inşallah çok yemeden kapatırız. Ayakta duramıyor, ayakta. Ya top ayağına geldiği zaman bir an önce çıkartmanın derdindeler. Çok panikler, aşırı panikler. Böyle olmaması gerekiyor. Biraz kendilerine güvenmeleri gerekiyor. O güvensizliği biz buradan hissediyoruz. Bakalım ikinci yarı neler gösterecek. Hadi lütfen baba! Siz futbol oynadığınızda emin misiniz arkadaşlar? Şu anda maçın 80. dakikası falan oynanıyor ve biz dışarı çıktık. Çıktık. Yani yapacak bir şey yok. Hezimete uğradık. Fenerbahçe'yi buradan tebrik ediyorum bak. Çok güzel oynuyorlar. Gerçekten çok iyi takım çok yani. Çok iyilerdi. Kadın futbol Fenerbahçe takımını tebrik ediyorum. Mükemmeldiler. Biz kırmızı kart dedik. Yemesek de emin olun yenilirdik yani.
Ben öyle ya belki böyle olmayabilirdi ama. Çünkü o hemen kırmızı kart bir yani başta, evet, bir moral bozukluğu. Ama sonuç olarak bu bir dostluk maçı. Kadına şiddete dur sloganıyla çıkılmış bir dostluk maçı. O yüzden pek de bir şey konuşmaya gerek yok yani. Herhangi bir lig maçı vesaire değil bu. Yine de güzel maçtı. İki takımı, evet, da tebrik ediyoruz. Galatasaray futbol takımının oyuncuları da morallerini bozmasınlar. Yoluna, evet, devam etsinler. İlla ki daha da güzel olacaklar. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Fenerbahçeli arkadaşlar daha çok bu videoyu izliyordur. Fenerbahçeli kadın futbola da tekrardan tebrik ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.